Şunu da bilmemiz lazım Sabri Bey. Sahabe nereden sorumludur? Benim sorumlu olduğum yerden. Yani kıyamet gününde Cenab-ı Hak sahabeye farklı, bana farklı mı soracak? Yok. Sahabeye de Kur'an-ı Kerim'den soracak, bana da Kur'an-ı Kerim'den soracak. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكِ. Bu ayetin kaynaklarını söyleyeyim size. Bakın. İlk önce şuradan Kur'an-ı Kerim'den Hud suresi 1 ve 2. ayeti bizi izleyenler lütfen baksınlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Kerim diyor muhkem ayetlerle muhkem ayetler indi. Onda şüphe yok. Sonra da açıklandı. Niçin? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyesiniz diye Kur'an-ı Kerim bunun için indirildi. Ha. Peki Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak ne buyurur? Vettebi' ma yuha ileyk. Sana vahy yolunana tabi ol. Sana vahy yolunana tabi ol. Bir başka ayet. O da Zuhruf suresi 43-44. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak festemsik billezi uhiye ileyk. Sana vahy yolunana sımsıkı sarıl. Bir sonraki 44'te de ve innehu o Kur'an lezikrun leke sana bir öğüt ve likavmike kavmine de bir öğüt için indirildi ve sevfe tüselûn bundan hesaba çekileceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekileceksiniz. Yani peygamber dönemindeki insanlar da bununla mükellef. Evet. 21. asırdaki Müslümanlar. Evet. Aynı. Şimdi şu doğru bir şey değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama adam hadis uydurmuş, adam efendim fetvalar uydurmuş. Bu bizi bağlamaz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sahabeyi çok net şekilde birçok yerde uyarıyor. Hele bir tanesinde estağfirullah. Ve izâ ra'ev ticareten onlar bir ticaret gördüklerinde yani bir evlehven ya da bir oyun yani bir kervan bir ticaret ya da bir oyun gördüklerinde infazzu ileyha orayı bırakıp giderler. Ve terakûke kaima seni ayakta bırakırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti biliyorsunuz. Bu ayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine hutbe verirken şeyde Şam kervanı bırakıp gidiyorlar. 12 kişi kalıyor. İşte bu ayet-i kerime iniyor. Diyor ki onlar var ya diyor o sahabeyi kastediyor. Onlar bir ticaret gördüklerinde ya da bir oyun bak Allah'ın ifadesine bak ya da bir oyun gördüklerinde ona bırakır giderler. Onlara de ki ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticare. Allah katında olan şey diyor ticaretten de oyundan da hayırlı. Daha hayırlıdır. Kime bunu söylüyor? Sahabeye söylüyor. Başka ne diyor? Bunun bütün ümmetçileri bilir, ilahiyatçılar da bilir. Estağfirullah. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurât. O kapıların arkasından sana seslenenler var ya, ekserhum lâ yâkilûn. Onların çoğu akletmez. Bunu şunun için söyledim bunları. Bu ayetleri şunun için. Yani hiç kimse bir yerlere sığınmasın. Kimse kimseyi de koruma altına almaya çalışmasın. Ayetler net ortadayken, şimdi ben işte Hazreti Ömer'le İbni Abbas arasında geçen konuşmaktan bahsedeceğim. Bak, İbni Abbas Hazreti Ömer'e nasıl cevap veriyor? Mantıkla falan değil, Kur'an-ı Kerim'den cevap veriyor. Bakın, Hazreti Ömer ne diyor? Bu Taberi'de geçiyor bu olay. Profesör Doktor Haydarbaş hocamız da İmam Ali eserinde 403. sayfasından arkadaşlar açsın. Ha Taberi'den okumak isteyen oradan okusun. Zaten Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koymuş olduğu eserlerdeki en büyük özellik kendi görüşünü ortaya koymadı. Kaynaklarıyla ortaya koydu. Sen al oku. Şimdi Hazreti Ömer İbn Abbas'a diyor ki neden diyor biz size bu hilafeti vermedik biliyor musun diyor. Yani arkadaşına Hazreti Ali'ye bu hilafeti niye vermedik biliyor musun diyor. Yok bilmiyorum diyor İbn Abbas. Diyor ki şunlardan dolayı vermedik. Yaşının genç olmasından. Ve
Abdülmuttalib oğullarına olan sevgisinden korktuk. Bir tanesini böyle diyor. Başka? Yine bir toplantıda Ömer, Hazreti Ömer, İbn Abbas'a şöyle der. Ey İbn Abbas, insanların size halifeliği vermelerine neyin engel olduğunu biliyor musun? İbn Abbas, hayır. Ey müminlerin emiri. Ömer, fakat ben biliyorum. İbn Abbas nedir diye sorar. Ömer şu karşılığı verir. Hazreti Ömer şu karşılığı verir. Der ki, Kureyş peygamberliğin ve halifeliğin sizde birleşmesini istemedi. Kureyş peygamberliğin ve halifeliğin sizde birleşmesini istemedi. Çünkü o zaman bütün iyilikleri ve meziyetleri kendinize toplayarak insanlara üstünlük taslardınız. Bu yüzden Kureyş duruma baktı ve bir seçim yaptı. Devam ediyor. Başardı ve isabet etti. Bak burası çok önemli. Şimdi bakın İbn Abbas bunlara nasıl cevap veriyor? Hani diyor ya, isabet etti diyor, seçim yaptı diyor. Ondan sonra Kureyş bunu beğenmedi diyor. Bakın hemen İbn Abbas ona cevap veriyor. Diyor ki, hani diyor ki Kureyş beğenmedi bu olayı. Yani hilafetin, peygamberliğin ve hilafetin bir arada toplanmasına razı olmadı. Hemen cevap veriyor İbn Abbas. Nereden? Kur'an-ı Kerim'den. Yani hakem tayin ettiğimiz yerden. O da hangi sure? Muhammed suresi ayet 9. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğini kerih görenler var ya, فَاَحْبَدَ اَمَالَهُمْ Allah onların amelini boşa çıkarttı. Cevap veriyor. Ama şey diyor ki, İbn Abbas Hazreti Ömer'e diyor ki, eğer kızmayacaksan diyor, söz diyor, kızmayacağım diyor. İşte birinci cevabı veriyor. Yani Kureyş işte beğenmedi. Beğenmezse diyor, beğenmezse kerihuma enzirallahu fehbeda malum. Allah'ın indirdiğini beğenmezse Allah amellerini boşa çıkartır. Allah da bu seçimi batıl addediyor yani. Bitti. Boşa çıkarıyor yani. Boşa çıkardı. Boşa çıkmak ne demek biliyor musunuz? Namaz kıldınız, oruç tuttunuz, bütün iyilikleri yaptınız. Amelleriniz boşa çıktı. Yani sıfırladınız. Yani dinden çıkıp mürted oldunuz. Allah'ın indirdiğini beğenmezse. Evet. Bir başka yerde de ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا اَسْخَتَ اللّٰهِ Allah'ın kızdığına tabi olup ve kerihû rizvâne onun razı olduğunu kerih görenler فَاَحْبَدَا مَعْلَهُمْ Allah onların amelini de boşa çıkartır. İşte İbn Abbas birinci cevabı veriyor. Diyor ki hani beğenmedi halifeliğin ve peygamberliğin bir yerde olmasına razı olmadı. Allah'ın razı olduğuna razı olmadınız diyor. Devam ediyor. İkincisine cevap veriyor. Diyor ki senin Kureyş istemedi sözüne gelince Yüce Allah bir kavmin hakkında şöyle buyurmuştur. İşte bu ayeti okuduk. Devam ediyor. Bütün iyilikler ve meziyetleri kendinizde toplardınız. Konusuna da diyor ki İbn Abbas bizim için diyor Hazreti Peygamber için ve inneke le'ala hulukin azim sen yüce bir ahlak üzeresin. Ayeti bizim için diyor indi. Bir başka وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bu ayetlerin kaynaklarını da söyleyelim. وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bak şeyi not ettik ama biraz sonra وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana iman eden müminlerden sana tabi olanlarını kanatlarını ger. Himayet i̇şte onları. Bu diyor bize yeter diyor. Bizim diyor şey yapmamıza gerek yok diyor. Devam ediyor. Ondan sonra diyor ki Kureyş bir seçim yaptı. Sözüne gelince. Bak. Kureyş bir seçim yaptı. Sözüne gelince de diyor. Ve rabbuke yehluku ma yeşâ ve yehtâr. Ve rabbuke senin Rabbin yehluku yaratır ma yeşâ dilediğini.
ve yahtar ve seçer. Mâ kâne lehumul hıyâre. Onların seçim hakkı yok. Seçen Cenab-ı Hak. Yaratan Cenab-ı Hak. Bakın bu seçimle ilgili şey de var. Hazreti Musa da seçti. Hani ve ihtara Musa kavmehu 70 reculen. 70 tane adam seçti. Ama tutmadı. Yani Hazreti Musa peygamber 70 tane adam seçiyor. Seçilen adamlar problem çıkıyor. Ondan sonra da şunu demek zorunda kalıyor Hazreti Musa. Etuhlikuna bima faale sufaha minna. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak eder misin? Demek ki seçmek kimin hakkı? Allah'ın hakkı. Çok net. Ve rabbuke yahluku ma yasha ve yahtar. Rabbin seçer, onların seçim hakkı yok. Evet, bu ayetleri söyleyeyim hemen. Vekfid cenahe kelimeni tebake minel müminin. Şuara suresi 215. Ve rabbuke yahluku ma yeşâ'u ve yehtâr. Bu ayeti lütfen bizi seyreden ilahiyatçılar, İmam Hatipliler, ehl-i sünnet iddiasında olanlar baksınlar ki seçim kimin hakkı? Hangi ayet hocam? Söylüyorum. Kasas suresi ayet 68. Ve rabbuke Rabbin yahluku yaratır ma yeşâ dilediğini ve yehtâr ve seçer. Dilediğini seçer. Mâ kâne lehumul hıyâre. Onların seçim hakkı yok. Şimdi bu kadar ayetler net ortadayken devam ediyor. İbn Abbas Hazreti Ömer'e cevap vermeye devam ediyor. İşte diyor seçim hakkı diyor kimin? Allah'ın. Onların seçim hakkı yok. Peki biz şu günümüzde hani o televizyon ekranlarında konuşanlara bizim cevap vermemize gerek yok ki Cenab-ı Hak cevap veriyor. İbn Abbas Hazreti Ömer'in şahsında karşısında bunlara cevap veriyor. Yani bugün Kur'an-ı Kerim ortada. Devam ediyor. Bu sefer bunu söyledikten sonra Ömer kızıyor. Söz vermesine rağmen, kızmayacağım demesine rağmen kızıyor. Kızınca diyor ki şeye, İbn Abbas'a yavaş ol diyor. Siz Haşimoğullarının kalbi Kureyş'in işlerini karıştırmaktan başka bir şey düşünmüyor. İçinizde Kureyş'e yönelik yok olması mümkün olmayan bir kin vardır diyor. Ama İbn Abbas durmuyor ki. Yani böyle söyledi diye halifedir. Zaten başta anlaşma yapıyorlar. Kızmayacaksın. Kızmayacaksın diyor. Söz veriyor. O da ayetleri sıralıyor. Şimdi diyor ki Haşimoğulların kalplerini karıştırılacakla suçlama karıştırmakla suç. Evet suçlama diyor. Onların kalpleri Allah tarafından arındırılmış ve temizlenmiş peygamberin kalbindendir diyor. Murat Bey ayeti okudu. Estağfirullah. İnnemâ yuridullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yudahhirakum tadhira. Allah sizden ey ehli beyt. Allah sizden her türlü günah kirini gidermek ister. Ve sizi tertemiz yapmak ister. Ne demek bu? O ehli beyt tertemizdir. Günahsızdır. İşte diyor biz oyuz diyor. Yani sen bizi efendim karıştırıcılıkla suçluyorsun ama Allah bizi tertemiz kılmış diyor. Ayetin? Evet. Ayette cevap veriyor. Şimdi yani bu kadar deliller ortadayken başka bir şey söylemeye gerek var mı? O zaman Allah'ın seçtiğine gelelim yani. Maide 67'de Gadirum asıl... Şimdi şunu bilmemiz lazım. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu yati'ullâhe ve yati'urresul ve ulul emri minkum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum. Sizden olan ulul emre de itaat edin. Peki bu ulul emri dediğimiz bu insan... Yezid de olabilir mi? Yezid de yöneticilik yapmış. Olabilir mi? Muaviye olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Niye? Onlar zaten insanların seçtiğinde problem var. Hazreti Musa seçti. Seçtiği 70 kişide problem çıktı.
Şöyle demek zorunda kaldı. Etühlikuna bima faale sufahu minna. Onlar yüzünden bizi helak etme. Yani içimizdeki diyor beyinsizlerin yüzünden bizi de helak eder misin? Onu demek zorunda kaldı. E Allah da diyor ki ben yaratırım, ben seçerim. Siz de kimsiniz? Böyle. Evet. Şimdi şuna da bir bakmak lazım Sabri Bey. Allah buyuruyor ki وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ اللّٰهِ devam ediyor. Hiçbir yaprak yok ki diyor. Hiçbir yaprak diyor. Bizim ilmimiz haricinde düşemez. Düşünelim ki dünyada bu kadar ağaç. Bu kadar ağaçların dalları. Bu dallarda yapraklar. Sonbaharda. Bir rüzgar. Ne kadar yaprak düşüyor? Ve o düşen yaprakların tamamı Allah'ın bilgisi dahilinde. Şimdi Cenab-ı Hak insanları yarattı. Bütün şey kendime diyor halife seçmek için. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e kadar geldi. Hazreti Peygamber'den sonra tamam her şeyi şeyine bıraktı. Böyle başım bir mantık başım olabilir mi? E işte ne diyorlar? İşte efendim bizim şeyimiz peygamberdir. Doğru. Tamam da kardeşim Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var ki bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ne diyor? Sadece inna ersennake bil hakki beşiren ve nedir? Seni diyor hak ile gönderdik. Beşiren ve nedir? Müjdeleyici ve uyarıcı. E bitti. Devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi bitti. Ve in min ümmetin hiçbir ümmet yoktur ki illa hala fiha nedir? Onların içerisinde onların uyarıcısı olmaz. Şimdi bu ümmet sormaz mı? Ya Rabbim sen Hazreti Musa'ya peygamberlik verdin. Yetmedi. Harun'a da verdin. Kardeş Harun da peygamber. Hazreti Yakup peygamber. Yetmedi. Oğlu Hazreti Yusuf da peygamber. 1400 sene geçti. Peygamber yok. Peki uyarıcı da olmazsa bu milleti kim hidayete erdirecek? Yani kim doğru yola sevk edecek? E Kur'an-ı Kerim orada. E ama diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim anlaşılmıyor. Yani bütün hocalara kime ilahiyatına sor. Sen Kur'an-ı Kerim anlamazsın. Sen kavrayamazsın. Allah diyor ki orada muhkem ayetler var. İşte okuduğum ayetleri diyor açıklanmıştır diyor. Sadece Allah'a ibadet edesiniz diye. Ama birileri bunu gizliyor. Fazla uzatmadan şunu söyleyelim. Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'e dönmemiz lazım.